tane ee, Ankara diye yeni bir işletme açıyoruz. Evet. Amacımız aslında Ankara'ya yeni bir soluk, yeni bir hizmet getirmek. Ee, Tabii bunun yanında sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmek istiyoruz. O yüzden e, Bülent Hanım'ın da açılış gecemize katılacağı gecede bir taht yaptırdık. Tahtımız e, 18 günde 3 tane usta tarafından yapıldı. Maliyeti 35 bin lira gibi bir rakama ulaştı. Ama değdi. Sizi de tahtı gördünüz zaten. Erişçiliği Gerçekten çok iyi ustalar tarafından yapıldı. Biz bu tahtı Bülent Hanım'a da sunduk. O da kabul etti, seve seve, tabii ki de dedi. <laughs> şehit ailelerimize, e, tahttan elde edeceğimiz geliri, şehit ailelerine bağışlamayı kararlaştırdık hep beraber. Tabii tahta şarkısını söyleyecek. E, biz zaten aslında bunu başta Bülent Hanım'ı e, divamızı misafir etmek için yapmıştık. Şey çocuğunu izledik, biz de ona bağışlayalım dedik. Ee, araştırma yaptık biraz ama çocuğu zaten yardımda bulunuyorlarmış. Ondan sonra da Şehit Aileleri Derneği'ne e, bağışlamak istedik. Ee, Kral lojamız var mesela, orayı her konserde açık arttırmayla satıp bütün gelirini şehit ailelerine yapacağız. Tat dediğim gibi kızım ağacından yapıldı çok zor nadir bulunan bir ağaç. Türkiye'nin en büyük oyma ustaları tarafından 18 günde oyuldu Evet 18 günde oyuldu 30 32 35 o civar bir şeye mal oldu. Ama tabii kurban olsun şeytani tabii Bülent Ersoy'a gönderdiniz bu Tabii ki tabii ki. Çok kendisi? çok beğendi. Kendisi de çok beğendi. O da seve seve kabul etti zaten şeytaneyle her şeyimi paylaşırım dedi. Sağ olsun. Çaklarını burada oturarak söylüyorum. Tabii ki. Ondan sonra da açık attırmadı da kendisi teslim edecek.